Selamlar, ben Sude Duymuş. Bugün Gretz'in YouTube kanalına konuk oldum. Birlikte 21 Mayıs'ta başlayan İkizler Burcu makyajını yapacağız. İlk olarak Lighten primerini kullanacağız. Primer daha çok böyle renkli bir primer ve kolayca yüzümüzde dağılıyor. Yüzünün dağıtması çok kolay. Renkli bir primer olduğu için yüzümdeki eşitsizlikleri şu an eşitledi. Ve yüzümü güzelce makyaja hazırladığını düşünüyorum. Şimdi birlikte BB'sin Shape It kaş sabitleyicisini uygulayacağız. Yumuşak yapısı sayesinde kaşları çok kolay bir şekilde sabitleyebiliyoruz. Kaş sabitlemek benim için çok önemli çünkü bakışları çok fazla etkilediğini düşünüyorum. Bir bu tarafa bakalım. Mesela bir bu tarafa. Burada daha kalkık bir görünüm verdi şu an BB'sin Shape It kaş sabitleyicisi. Şimdi bu kaşımı da sabitleyeceğiz. Mesela normalde bu kaş waxlarını ben başlara uygulamayı sevmiyorum çünkü çok fazla kalkık gösteriyor ama bu kaş sabitleyicisinde başlarına da uyguladığımda gayet böyle doğal bir kaş sabitleyici görünümü veriyor. Bu da benim bayağı hoşuma gitti açıkçası. BB'sin Beautify It 131 numarasını uygulayacağız şimdi. Lighten poçalarıyla uygulayacağız bugün makyajımızı. Akışkan yapısı var ve bu yüzden çok kolay şekilde dağılıyor. Ayrıca ben böyle BB'lerde falan çok fazla kapatıcılık sevmiyorum. O yüzden bence gayet günlük kullanıma uygun. Ayrıca kokusu da çok güzel. Yani aslında tam benlik diyebiliriz. Çünkü ben böyle günlük hayatta çok fazla makyaj duran böyle kapatıcılığı olan ürünleri pek fazla sevmiyorum. O yüzden bu bayağı güzel bence. Şu an bu tarafımı uygulamadım daha. Arasındaki farkı da görebiliriz. BB'sin BB'sini yüzüme uyguladım. Göz altı kapatıcısı kullanmayacağım çünkü aslında bu BB benim istediğim o görüntüyü bana verdi. Yani şu an gayet iyi şekilde yüzümdeki eşitsizlikler eşitlendi ve bence günlük kullanıma gayet uygun. Lighten Good Mood koleksiyonunun allığını bronzer olarak kullanacağım çünkü benim istediğim bir renk. Bunu da Lighten fırçasıyla uygulayacağız. Bu arada gerçekten makyajda en sevdiğim kısım benim böyle bronzer ve allık kısmı. Çünkü aslında buradaki kemiklerimi öne çıkarmayı çok fazla seviyorum. Allığı biraz fazla burnuma yakın yerlere sürdüğüm için pudra fırçasıyla şu şekilde birazcık buraları dağıtıyorum. Bu arada allığın rengi böyle tam yazlık şeftali tonları olduğu için de çok hoşuma gitti. Yüzümüzün bu tarafına allığımızı uyguladık ve aradaki farkı görebiliyorsunuz. Bu taraf böyle daha cansız, bu taraf canlı bir görünüm kazandı. Ayrıca dediğim gibi rengini çok beğendim. Tam böyle yazlık, biraz da şeftali tonları gibi olması çok hoşuma gitti. Şimdi bu tarafımıza da uygulayalım. Şimdi bu tarafa da uygulayacağım ve sonrasında aralarıma da uygulayacağım ki yüzümde ortaya çıkmasını istediğim yerler ortaya çıksın. Ayrıca ikizler burçları gerçekten böyle çok canlı, neşeli insanlar oluyor ve gün içinde ani değişimler yaşayabiliyorlar. Şimdi allığımızı bu tarafımıza da uyguladık. Dediğim gibi birazcık şuralara da geçeceğim. Bu arada ikizler burcu gerçekten hayattan böyle çok zevk almaya da odaklı insanlar. Şimdi alnıma da uyguladım. Fırçada kalanları da şöyle gözlerime birazcık geçmek istiyorum. Aynı zamanda burnuma da biraz renk katmak için burnuma da birazcık uygulayacağım. Aslında yüzümün neredeyse çoğu yerine uyguladım. Çünkü renginin gayet böyle yüz hatlarımı belli ettiğini düşünüyorum. Ortaya çıkardığını düşünüyorum ve ayrıca allıkların yüzüme kattığı bu canlılık benim çok hoşuma gidiyor. Yüzüme far uygulamaya geçmeden önce BB'sin Basic far bazını uygulayacağım.
Şimdi göz makyajımıza geçiyoruz. Bunun için Lykt'ın Good Mood koleksiyonunun far paletini kullanacağız. Aslında ben biraz size renklerini göstermek istiyorum. Bu şekilde günlük kullanıma uygun böyle ışıltılı, sade renkler de var. Ama her an böyle gece makyajına geçebilecek renklerimiz de bulunuyor. İlk olarak far paletimizdeki şu rengi tüm göz kapağıma geçeceğim. Daha sonrasında bunu uygulayacağım. Daha çok böyle günlük, sade bir makyaj istediğim için bu renklerin uygun olacağını düşünüyorum. Yani yeterli olacağını düşünüyorum. Gözüme gösterdiğim farları uyguladım ve bence günlük makyaj için gayet yeterli oldu. Zaten çok fazla kendimi belli etsin istemiyordum. Eyeliner olarak Biolis'in Show It eyelinerını kullanacağım. Bu eyelineri çok seviyorum çünkü ucunun bu şekilde sivri ve ince olması benim çok hoşuma gidiyor. Ayrıca siyahlığı da gayet yeterli. Gördüğünüz gibi fırçasının yapısı sayesinde çekimi de gayet rahat ve kolay. Eyelinerimi çektim. Ben günlük hayatta genellikle yani günlük makyajlarımda yarıya kadar çekmeyi yeterli buluyorum. Aslında şu an palete baktığımda bu tonlar da benim çok hoşuma gitti. Bu yüzden bu gözüme gece makyajı yapmaya karar verdim. Hazırda konumuz İkizler Burcu makyajıyken onların değişkenliğini de yansıtmış oluruz diye düşündüm. Gözüme uyguladığım rengi özellikle tekrardan size göstermek isterim çünkü çok sevdim ve ayrıca ben gece makyajlarında gerçekten bu tonları çok seviyorum. Bu şekilde de görmenizi isterim. Gözümün başına bu rengi uygulayacağım ama bunu fırçayla değil, bu şekilde parmağımla uygulayacağım. Gözümün ne kadar değiştirdiğini görüyor musunuz? Tam böyle gece makyajının gözünü aslında hazırlamış oldum. Bir de eyelinerla tam olacağını düşünüyorum. Eyelinerimi de çektim ama aslında eyelinerla böyle daha farklı birkaç çizgi daha eklemek istiyorum. Eklemek istediğim bu çizgileri de tekrar aynı eyelinerla çok kolaylıkla çekebileceğimi düşünüyorum. Aslında bu görüntü de yeterli ama ben bir şey daha eklemek istiyorum. Şu başına da bir çizgi eklemek istiyorum. Başına da gördüğünüz gibi bu şekilde bir çizgi ekledim ve şu an mutluyum aslında çünkü bunları yaparken siz de benimle birlikte ne kadar kolay çekilebildiğini görmüş oldunuz. Rimel süreceğiz. Bunun için de Biolis'in Lift It rimelini kullanacağız. Bu şekilde size fırçasını da göstermek isterim. Aslında şu an bir kat bile yeterli ama ben bu gözüme gece makyajı yaptığım için bir kat daha sürmek istiyorum. Daha gözüme rimeli uyguladım ve bu gözüme rimeli uygulamadan aslında size aradaki farkı göstermek istedim. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Normalde gerçekten rimel sürerken çok zorlanan bir insanım çünkü göz kapağımı fazlalıkla bulaştırdım. Ama bu rimelde sizinle birlikte sürdüm zaten gördünüz. Asla öyle bir sorun yaşamadım. Şimdi diğer gözüme de uyguluyorum. Şimdi Biolis'in Sense of Life koleksiyonundan
542 numaralı pudrasını kullanacağım. Bunu burnuma ve buralarıma uygulayacağım. Çünkü daha çok böyle highlighter'ı ön planda olan bir pudra. Burnuma uyguladım ve istediğim o parlaklığı elde ettim. Makyajımın başlarında allık olarak Liked'ın Good Mood koleksiyonundaki allığı kullanmıştım. Şimdi onun highlighter kısmını elmacık kemiklerinin üstlerine uygulayacağım. Bunu uygularken de ayrı bir highlighter fırçasına gerek duymuyorum. Benim için allık fırçası yeterli. Bunun şu uç kısımlarına şu şekilde highlighter'ı şu şekilde alıp böyle uyguluyorum. Highlighter'ı dediğim yerlere uyguladım ama gece makyajım için de göz pınarlarıma birazcık da highlighter'ı uygulamak istiyorum. Bunu da yine parmaklarımla uygulayacağım. Göz pınarlarıma şu şekilde uyguladıktan sonra bir de şu kaşımın alt kısmına da şöyle highlighter'ı geçmek istiyorum. Makyajım aslında bitti. Son dokunuş olarak ruj kaldı. Size iki tane ruj göstermek istiyorum. Birisi Biolis'in Sense of Life koleksiyonundan Color Shoot Liquid Ruju. Hatta size numarasını da söyleyeyim. 159 numarası. Birisi de Liked'ın Good Mood koleksiyonundan 584 numaralı ruju. Biraz yapısından bahsetmek istiyorum. Bu arada rengi çok çok güzel. Böyle yumuşacık ve asla dudakta ağırlık yapmayan bir ruj. Bunu söylemek istedim. Yani çok hafif bir hissi var. Bu rujla makyajımı bitirdim. Aslında size göstermek istediğim başka bir ruj var. Ama ondan önce makyajım bu şekilde oldu. Bence ruj da gayet iki makyajı da tamamladı. Bu rujumu da sürdüm. Şu anda da yine makyajım bitti. Bu ruj da bence tam böyle nude ruj sevenlerin seveceği bir ruj. Makyajım bitti. Öncelikle beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle böyle güzel hem günlük makyaj hem de gece makyajı yapmış olduk. Umarım iki makyajı da sevmişsinizdir. Aslında sizlere İkizler Burcu sayesinde iki farklı makyaj göstermiş oldum. Umarım İkizler Burcu'nun ruhunu size yeterince yansıtabilmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Gratis'in YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve öpüyorum. Görüşürüz.